Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün programımız biraz yoğun, bağlantılarımız olacak. Onun için ön duyuruları biraz hızlı geçeceğim. Sporla başlayayım dedim. Türkiye Ziraat Kupası, Kayseri Spor'un 3 büyükleri yenerek Sivas'a rakip olmasıyla 26 Mayıs Atatürk Olimpiyat Stadı'nda güzel bir final izleyeceğiz tahmin ediyorum. İkinci spor haberim ise Vakıfbank. Hakikaten ülkemizde voleybolu sevdiren kadınlarımız, filenin sultanları bir destansı zafer kazandılar. Fenerbahçe'yi 5 roundluk maçta 3-2 yenerek Türkiye'nin birincisi oldular. Ve 26 Mayıs'ta da Slovenya'da İtalyan ekibi Imoco Cannavaglia ile birlikte final oynayacaklar. Umarız orada da başarılarını devam ettirirler. Diğer haberim ise bir sanat haberi. Ankara Reklamcılar Derneği'nin Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde Nevide Gökaydın'ın eserlerinden oluşan Rastlantısız sergisi 13 Mayıs 31 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilir. Diğer bir haberimiz sanat ve teknoloji semineri. Bu da Good Space'in 13-15 Mayıs tarihlerinde 42 Maslak'ta yapacağı bir etkinlik. Son haberim ise Reklamcılık Vakfı ile ilgili yeni bir eğitim, prodüksiyon eğitimi başlıyor. Bunda da son başvuru 23 Mayıs. Gelelim bugünkü programımıza. Sigortam.net'in yeni yüzü, yeni kurumsalıyla birlikte CMO'su Selin Yığın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Tribal Worldwide Yaratıcı Başkanı Arda Erdik, siz de hoş geldiniz. Diğer bir konuğumuz ise Cengiz Bozkurt. Onu telefonla bağlanacağız ama önce söz sizde. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben biraz Sigortam.net'ten bahsedeyim. Ondan sonra da yeniliklerimizi anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere Sigortam.net bir ILAB grup şirketi. 22 yıldır faaliyet göstermekte. 22 farklı sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk ve öncü dijital sigorta platformuyuz diyebiliriz. 7 milyona yakın müşterimiz var. Bu sene yepyeni bir vizyonla yola çıktık. Müşterinin şampiyonu olma vizyonumuz var. Ve bu doğrultuda aslında biraz müşterilerimizi dinledik. Ipsos'la çok detaylı araştırmalar yaptık. Ve burada müşteri ne ister, neyi sever deneyimledik. Şunu gördük, sigorta çok karmaşık bir ürün. Ve müşteriler sigorta alırken kafalarının netleşmesini istiyorlar, basitleşmesini istiyorlar. Aslında bütün stratejimizi bunun üzerine kurguladık diyebilirim. Yenilikleri geçersem, öncelikli olarak web sitemizi yeniledik. Bu basitleşme ve sadeleşme üzerine şu anda çok daha modern, çok teknolojik, çok sade bir web sitemiz var. En önemli yeniliğimiz yapay zeka ile aslında müşterilerimize sunduğumuz teklif yapısını değiştirmek. Şu an üçlü bir gösterim sunuyoruz öncelikli olarak. En kapsamlısını, en ucuzunu ve en uygununu müşteriye gösteriyoruz. Diğer seçenekleri de isterse görebiliyor ama alım süreci için bu onlara çok daha basit bir yöntem sistem oluyor, sistem oluyor. Oradan başladık. Tüm altyapımızı, teknolojimizi, insan kaynaklarımızı yeniledik. Markamızı, logomuzu, keçimizi, reklam yüzümüzü aslında bu yenilenme her şeye dokundu diyebilirim. Yani tepeden tırnağa. Ajansımızı seviyoruz. Yıllardır da beraber çalışıyoruz. Beraber yeni şimdi kampanya. Şimdi şöyle bir önerim var. Diyorum ki filmleri izleyelim. Olur tabii ki. Arkadan Cengiz Bey'e bağlanalım. O tamam. Da stüdyoda çünkü. Tamam. Onun da süresi kısıtlı. Aynen. İlancım VTR'lere gidebilirsek. Vay yenilenmiş. Dinlenmiş abicim bak. Biz ne yapıyoruz Necmi? Biz de yenilenmeye gelmedik mi buraya Necmi? Spa'da sigorta mı alınır Allah aşkına ya? Sigorta işleri karışık işler. Yeni yapay zekası onlarca sigorta şirketinin teklifini karşılaştırıyor. Ucuzunu, uygununu, kapsamlısını buluyor. Senin kendi zekan yok mu Necmi? Bakıp karşılaştıramıyor musun oğlum sen? Bak abi bak bir bakar mısın ya?
bir saniye ya. Bir içirmedin şunu ya. Vitamini kaçtı. Kasko trafik, sağlık, teminatıydı, fiyatıydı, her şeyi açık açık gösteriyor. Nereye ne para vereceğini biliyorsun. Kafan net oluyor. Kafan mı net oluyor? Al bak inanmıyorsan. Al bak. Net misin şimdi? Ya ben netim, netim de. Keçi net mi? Net! Keçi. Virajı alamadık, virajı. Ah, bir viraj alabilseydik Necmi. Necmi, şu durumda bile telefonla oynuyorsun Necmi. Arıyorum abicim. Halleder onlar. Ne? Bu saatte. Ver bakayım şu telefonu. Merhamet, nasıl yardımcı olabilirim? 3 saniye. Anlayamadım efendim. Bastım 3 saniyede bağlandım diyorum. Telefonun başında gece gece beni mi bekliyordun? 7/24 müşterimizin yanındayız efendim. Sen? Evet efendim. Yanımda. Hı. 7/24. Daima. Ben niye göremedim kimseyi Necmi dışında? Yönlendirdim efendim. Net! Keçi. Net! Vay. Yine keçi. Alo. Ben net değilim. Canım. Aç bunu. Buyurun yardımcı olalım efendim. Belki telefonda konuşmak doğru değil ama... bende biraz kas var. Bu fit vücudum için bir sağlık sigortası yaptırayım diyorum. Ama sağlık özel konu, öyle herkese anlatamam. Merak etmeyin efendim, ben özel danışmanınız olacağım. Sizinle bizzat ilgileneceğim. Sağlık sigortası s**tten alınır demişsiniz. Peki benim bicepslerim sigortalı olacak mı yani şimdi? Evet efendim. Triceplerim? Evet. Beyin? Hı hı. Böbrek? Evet. Karaciğer? Mide? Doğrudur. Dolar? Hepsi. Profesör istesem, MR çektirsem? Tabii ki efendim. Hatta hamilelik bile. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Net. Keçi. Evet, Cengiz Bey hatta mı? Alo, merhabalar. Hattayım, buyurun. Ya Cengiz Bey, bizi mahrum ettin kendinden ya. Burada güzel reklamlarını izledik, ettik ama seni hep andık. Ekip de seni çok seviyor. Ne söylemek istersin bu reklamlarda? Böyle bir selebriti olarak çıktın karşımıza. Hakikaten seni çok seviyoruz. Ha, sağ olun. Çok teşekkür ederim Bilmukar'da. Vallahi ben ne diyeyim, böyle güzel bir ekip olduk. İyi bir çalışma gerçekleştirdik. Yani sektörün de lider markasıyla çalışmak benim için de çok ayrıcalıklı oldu. Ekip de çok iyiydi. İşte Arda orada, Selen orada, bütün ekip tabii ki. Yönetmenimiz Uygar, biz daha önce zaten çalışmıştık Uygar'la. Deneysel bankacılık yapmıştık bundan galiba 8-10 yıl evvel. Böyle bir seri yapmıştık, o da tanıdık bir ekipti. Çabuk kaynaştığımız için iyi bir şey çıktı galiba ortaya, beğenildi. Biz de mutluyuz vallahi böyle olmasına. Vallahi çok güzel çıkmış iş, biz tebrik ediyoruz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Cengiz Bey? Özledik kendisini. Görüşemiyoruz ne zamandır. Ya bir tek şunu söyleyebilirim. Biz bu demin anlattığım yenilenme yolculuğunda daha basit ve daha iyi bir iletişim kurmak istedik müşterilerimizle. Daha cana yakın olmak istedik. Burada sevgili Cengiz Bozkurt'un üstün komedi yeteneğiyle mesajlarımızı çok net verebildik. O yüzden iyi bir sinerji yakaladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok iyi bir ekip olduk gerçekten. Sağ olsunlar. Arda, çekimlerde Cengiz Bey nasıldı, iyi miydi? Yok, Cengiz abi kendisi de söyledi. Uygar'la çektik. Yönetmenimiz de işlerdi. Onlar zaten eskiden bir ekip olarak güzel işler yapmışlar. Çok masada zaten şeyi anlıyorsunuz böyle. Masaya çevresine oturduğumuzda herkes projeyi anladı. Çok net böyle herkes de kendince kuşunu kondurdu. Hani biz böyle Cengiz Bozkurt'la çalışmaktan dolayı zaten heyecanlıydık. Yani tam onun rolüydü açıkçası. Evet. Çok da Cengiz abi aldı, yükseltti de işi. Ben hala yani kendi işlerinizi artık 100 kere yaptığınız ettiğiniz için üzerinden geçiyorsunuz ama işte az önce izledik, böyle gülüyorum hala işte. Triceps, beyin, dalak falan noktasında. Ben de bir kez daha huzurlarınıza teşekkür edeyim kendisine. Cengiz Bey, biliyoruz bir çekim halindesiniz bir dizi için. Evet. Sizi fazla meşgul etmeyelim. Katılımın için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Kolaylıklar inşallah dileriz. İnşallah daha iyi projeler üretiriz hep beraber diyelim sektöre. Tamam, teşekkürler. Sağ olun, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşürüz baba.
Evet, filmleri de izledim. Bağlayalım mı falan? Bağlayalım. aldık Cengiz'i, filmleri de baştan izledik de nasıldı prodüksiyon strateji, yani nasıl bir briefle çıktı bu ya, ortam? Biz Sigortam.net'in 9 yıldan fazladır falan ajansıyız zaten. Yani ilk büyük reklam veren olduğunda beraber çalışmaya başlamıştık. O keçi o zamandan itibaren, ilk kampanyadan itibaren var hayatımızda. Öyle net diye bağıran keçi. Keçi zaman içerisinde işte Kadir İnanır'la birlikte rol aldı. Tek başına rol aldı. Başka insanlarla birlikte rol aldı. Keçinin bir özel anlamı var mı? Keçinin çıkış noktası şeydi. Net. O kampanyayı biz ilk yaptığımızda internette bağıran keçiler çok popülerdi. Biz böyle bir internet ürünü ve ne diye bağıran böyle bir keçiler çok popülerdi. Hatırlarsınız belki 2012-2013 o yıllarda. Oradan böyle net diyen keçiye vardık ve böyle bir süreçte zaten iş gelişti. Bir awareness kampanyasıyla başlamıştık zaten. Yani Sigortam.net'i kimse bilmiyordu. O Sigortam.net'i zihinlere, akıllara kazımak için Sigortam.net. Keçi zaman içerisinde evrimleşti ve en sonunda işte şey, iyice bir dijital hale de çevirdik. Böyle bir logonun parçası haline geldi. Yani böyle bir baş köşeye de koyduk keçiyi. Şu an logonun bir parçası. Şimdi bu kampanyada da Selin'in de dediği gibi yani Sigortam.net baştan aşağı yenilendi. Product'ı yenilediler, ürünü yenilediler, işte siteyi, markanın böyle bütün görsel dünyasını hep birlikte yeniledik. Ve bunu da böyle bir anlatmamız gerekiyordu. Orada da böyle bir kampanyanın çıkış noktasında da hep şey, inanmayan adam. Yani biz severiz o inanmayan adam vardır ya böyle aramızda, evet. İşi de sempatik. Yani bir şeyler anlatırsın ama bir türlü ikna o da olamayan bir adam. Bir dakika, benim kafam net değil. O kafa netliğinden zaten yola çıktığımız bir kampanya olduğu için. İnanmayan adam karikatürü çizmeye çalıştık. Orada da işte Cengiz Bozkurt çok cuk isimli. Başka aday var mıydı? Ya konuşuyorduk tabii ki. Şey, yani projeye başladığınızda şu kim oynar ama Cengiz Bozkurt böyle biz de çok severek hani sunmuştuk. Evet. Böyle markamızda sağ olsunlar güvenler, inandılar. Böyle kendisiyle de süreçte hızlı anlaştık. Ve sonrasında da o inanmayan adam üzerinden ve bir markanın o yenilenme yolculuğu zaten. İlk filmde Spa'ya arkadaşıyla giden ama bir Sigortam.net'le devamlı anlatıyor. Bir türlü ikna olmayan bir adam ama sonra bir dakika noktasına geliyor. İkinci filmde işte spora gidiyor. Ben bir dur anladım da bir arayayım bakalım hani sende şu var mı şu var mı deyip böyle bir challenge ediyor tırnak içerisinde Sigortam.net'i. Üçüncü filmde de zaten bir yolda kalış hikayesiyle de şeyle de etkileniyor artık. Ya bir dakika 3 saniyede açtı. Bilmem sen ne yapıyorsun arkadaşım diyen bir karakter. O inanmayan adamın süreçte yavaş yavaş Sigortam.net'te oluşu gibi böyle bir kampanyanın aslında 3 filmlik bir şeyi var. Hikaye örgüsü var. Kendi içinde tabii çalışan filmler ama 3 filmi arka arkaya izlediğinizde de böyle bir bütünlük sağlıyor. Peki bu brief'ten sonra Sigortam.net'teki bu yeni değişimde birlikte nasıl bir geri dönüşler aldınız? Vallahi çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü her şey... Evet, yeni baştan olmuş yani. Zaten çok konumuz vardı. 3 film yapma sebebimiz biraz da oydu. Ama bir yandan da hani basit ve net ve hap gibi de yapmak istedik. Yani reklam kampanyası anlamında çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizden, sosyal medyadan yoğun ve güzel de bir iletişim planladık. Bu en başta anlattığım müşteri odaklı iletişim için aslında şunu anlıyorum. Mesajlarımızı çok net verebilmişiz. Ve vermeye de devam edeceğiz. Hani bu tek soluk şu anda yaptığımız bir şey değil. Artık bundan sonra bu yeni iletişim yoluyla ve tonuyla devam ediyor olacağız. Bizim için doğru ürün, iyi fiyat ve 7/24 hizmet çok önemli. Ve hep bunu anlatmaya devam. Ve iddialı. Evet, şey. İddialı. Yani biz herkese ihtiyacı olan en doğru ürünü en iyi fiyata verdiğimizi söylüyoruz. Ve ilerleyen dönemlerde de bunun altını çizmeye devam ediyor olacağız. Biz çok memnunuz bu kampanyamızdan. Yeni dönem için de çok heyecanlıyız. Daha yeni başladık diyebilirim. Devamı gelecek. Peki en azından sizin hedef kitlenizden, mesela kurumsalı fark eden, işte yeni bir yapılanmayı fark edenlerden falan böyle bir geri dönüş aldınız mı? Yani çok alıyoruz. Çok alıyoruz. Yani şu an bence herkesin gözüne girmiş durumda. Çünkü 360'ını da çok güzel ördük kampanyanın. Sosyal medya tarafında da... Hangi mecraları kullandınız? Açık havayı kullandık, dijitali kullandık, sosyal medyayı kullandık, radyoyu kullandık, TV zaten olmazsa olmazımız. Yani bir relansman ne gerektiriyorsa yapmak istedik ki hani gerçekten televizyonda da yakalayalım, sokağa çıktığında da yakalayalım. Biraz kafalara kazımak istedik açıkçası mesajlarımızı. Başarılı olduğumuza da inanıyorum.
kreatif fikir, strateji, yani işi baştan sardık, müşteriyi dinledik, o ne istiyor onu anladık, oradan stratejimiz, kreatif briefimiz, oradan kreatif fikrimiz, evet. Ona uygun çok doğru bir celebrity ve çok doğru bir medya planlamasıyla bence güzel bir relansman oldu. Şimdi tabii ülkede yaşanan ekonomik sorunlar falan filan hep bu sigorta biraz, hele tabii. Özellikle mesela sizin sağlık sigortası gündeme gelmesiyle de nasıl, yani ülke olarak çok sigortayı seven bir ülke değiliz gibi. Hani daha böyle kaderci falan bir biraz yapımız öyleyiz. Var da. Ama bizim marka olarak, sektör lideri olarak biraz bilinçlendirme misyonunu da kendimizde görüyoruz. Yani sigortayı işte bu doğru anlattığımız sürece, neden sigortaya ihtiyaç varı doğru anlattığımız sürece aslında bir ülke genelinde de bir bilinçlendirme yapmış oluyoruz. Sağlık sigortası iletişimi... Yeni bir ürün değil mi sağlık? Var mıydı daha vardı, herhalde? Vardı, vardı. Ama mesela reklam filminde özellikle sağlık sigortası sigortam netten alınır. Ve de kişiye özel sağlık danışmanının altını çizdik. Yine araştırmalardan çıkan bir şeydi. Kendine özel sağlık danışmanı istiyor müşterilerimiz. Cengiz Bey profesör istedi. Cengiz Bey hepsini istedi. MR istesem. Sonunda ikna oluyor. Hep bir sorgulayıp film sonunda ikna alan bir karakter olarak aslında biz esprili bir yolla mesajlarımızı anlatmaya çalıştık. Sağlık tarafında bilinçlendirmeyi arttırmaya ihtiyaç var. Biz de bu misyonu... Peki kampanyalar devam edecek mi yani? Tabii. Bu bir başlangıç. Yıl boyu 3 filmimiz var. İletişimle devam edeceğiz. Çünkü tek seferli olmuyor mutlaka. Evet, biraz zor bir ürün sigorta. Yani şöyle evet. Zor bir ürün. Yani biz işte onlarca markayla çalışıyoruz ama mesela bir şey, kahve reklamı yapıyorsunuz. Canını çektirirseniz tüketicinin gidiyor kahve alıyor. Şimdi sigortada ihtiyaç yılda bir kere geliyor. Yani ben kampanyayı biz Mart ayında yaptık ama reklamı izleyip beğenen insanın şeyi kaskosu Eylül'de yenileniyor olabilir. Ya da sağlık sigortası Ağustos'ta ya da Kasım'da yenileniyor olabilir. O yüzden de devamlı tutundurmanız ve o yüzden de böyle çok tırnak içerisinde sektör tabiriyle edgy, dikkat çekici bir kampanya tonumuz var hep Sigortam.net'te ki akılda kalsın, zihinlerde kalsın. Hep böyle bir kampanyaya başlıyoruz ama sene boyu böyle kısa kısa filmlerle hatırlatarak devam ediyoruz. Öyle de bir medya kullanımı var. Ki şey, hani tüketicinin zihninden hiç çıkmayalım. İhtiyaç anında da zaten harekete geçsin. O zaman yani sürdürülebilir bir çalışma tabii bu. Tabii ki sürdürmek istiyoruz. Devam. Devamı olacak. Bir de geçmişten gelen şeylerimizi de tuttuk. Mesela keçi onlardan biriydi. Evet, evet. Yani önemli şeylerimizi tuttuk. Kazancım Net sloganı da biraz öyleydi. Evet. Ama onu genişlettik diyelim. Bu kampanyada kafa netliğini oynadık mesela. Evet. Hani o kazancım net çatı gibi olup aslında her anlamda, yani kafan da net. En iyi servisi alıyorsun, kazancın var. En iyi ürünü en iyi fiyata alıyorsun, kazancın var gibi. Hani kazancım net hep koruyarak ama kafa netliğinin de bu kampanyada altını çizmek istedik. Son söz var mı? Bitti. Son söz. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Yolumuz daha uzun. Yeni başladık. Sigortam.net'te yenilikler ve iletişim devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz kampanya için. Sizlere de teşekkür ederiz. Çok teşekkür. İyi bir reklam veren olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.